Herkese merhabalar arkadaşlar. Hemen kahvaltımı hazırlayacağım. Çocuklarla hiç üşenmedik. Sabah gittik ekmeğimizi alırken birazcık da pastırma aldık marketten. Pastırmalı yumurta yapacağım. Pek olmadı yapalım ama sonradan böyle yaparken canım bir şey ister mi ya da çocuklar ister mi bilmiyorum vallahi ama yaparsam da sizlere zaten gösteririm. Tereyağı ekledim. Bunları biraz kavuracağım. Üzerine 3 adet yumurta kıracağım. Burada da bir tane domatesi böyle dilimledim. Bir dişte sarımsak, çok az zeytinyağıyla arkalı önünü şöyle çevireceğim. Bunu da bu şekilde yapmak istedi canım. Bir de tuz, pul, biber. Belki en son üzerine kaşar da ekleyebilirim. Ona emin değilim. Bu sabah kahvaltımızda bunlar olacak. Dediğim gibi yumurtamı yaptım. Burada da domates var. Kaşar eklemekten vazgeçtim. Evet, yanına bir de kahvaltılıklar olacak işte. Ben çay içeceğim. Çocuklar da süt içecekler. O zaman bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar ben şimdi salona geldim. Burayı bir süpüreceğim. Süpürgemi de hazırladım. Bu süpürgemi iyi yaş anneciğim. Soranlar olursa diye şöyle bir göstereyim. Phantom P1200. Süpürgesi dik süpürge diye geçiyor. Burayı bir süpüreyim, sonra bu örtüleri de sereceğim. Dün yıkamıştım onları. Arkadaşlar salondaki işimi de hallettim. Güzelce toparladım. Emrah'da bazı eksikler vardı evde. Bir de Instagram'da aktüel üründe BİM'de bir şeyler görmüştüm. Onu dedim. Bulabilirsen alır mısın? İnşallah vardır. Bilmiyorum artık. Pirinç, zeytin falan istemişti. Bir de resim defteri istemiştim. Bu arada bugün günlerden pazar söyledim mi bilmiyorum. Emrah çalışmıyor ama evde değil bugün. Çünkü bir müşteriye gitmesi gerekiyordu. Oraya gidip sonrasında arabada da bir sıkıntı varmış sanırım. Yapabilirsem onunla uğraşacağım dedi. Onu yapacak. Ondan sonra siparişlerimi alıp gelir inşallah. Mutfağına geldim. Ben çocukların öğlen yemeğini hazırlayacağım. Kek istemişlerdi. Onlara kek yapmıştım ben. Kuru meyvelerden kek var ya, ondan yaptım. Ondan vereceğim. Çocuklar kekini yedi. Şimdi iki tane mandalina soydum onlar için. Meyve de yesinler. Ben hazırlandım. Şöyle çıkıyorum. Emrah'tan resim defteri istemiştim çocuklar için. Bir de Kutay'ın el işi kağıdı bitmişti. El işi kağıdı istemiştim. O da unutmuş insanlık hali. Tam geri dönüp gidecekti, bir müşterisi acil siteyle ilgili bir iş istedi. Dedi ki canım senin gözün kesiyorsa gider misin? Olur dedim, giderim. O yüzden şimdi Milyoncu'ya gideceğim. Ben Milyoncu'dan geldim. Milyoncu'da birazcık da şöyle sizlere de hani farklı bir yer çekmiş olmak adına çok oyalanmadan birazcık çekmeye çalıştım. Ay saçıma bak. Üstüme giydiğim sivitin kapşonunu da kapattım ya.
Nasıl elektriklenmiş? 4 tane resim defteri aldım. İkisine de birer tane yedek olsun dedim. Biri mavili, biri kırmızılı. Tek desenli yoktu zaten. Desen olarak bunlar vardı. Bunları da aldım. Artık hangisi hangisini alırsa. El işi kağıtları dediğim gibi. Şöyle 2 tane aldım. 10 renk var bir paketin içerisinde. Bir tane de derine şöyle neon, hani fosforlu kalem diyoruz ya. Ondan aldım. Evet, milyoncudan aldıklarım bu kadar. Bir de Emrah BİM'e girmesini istemiştim arkadaşlar. Kalmayacağını düşünmüştüm biliyorsunuz. Bu hafta gelmişti. Kahve yanı bardağı diye geçiyor ama hani bizim kahveyle aramızın olmadığını artık biliyorsunuzdur. Uzun zamandır takip edenler bilir. Yeni gelen arkadaşlar da bu videoda öğrenmiş oldu. Peki kahve tüketen bir aile değiliz ama ben şu ara nedense böyle çok nadir de olsa soğuk kahve canım istiyor. Böyle soğuk bir kahve yapıyorum buzlu. Herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine. Havalar buz gibi oldu. Kış geliyor. Benim soğuk kahve içesim geldi. Bu ara çocuklar heves ediyor. Ben de onlara böyle kakaolu süt yapıyorum. Sütle falan köpürtüp kendime bu tarz bir bardakla yaptığımda onlara da böyle minik minik güzel olur diye düşündüm. Yine inşallah o günler gelir de artık misafir ağırlayacağımız zamanlar gelir. Türk kahvesi yapacağım zaman da böyle kahve yanı bir bardağım da olmuş oldu böylelikle. 6 adet arkadaşlar, çok güzeller yani bence. Ben çok beğendim. Ama dediğim gibi en çok çocuklarıma öyle güzel görünsün dedim içecek yapacağımız zaman. Kış geliyor. Kışın içecek çok sık yapılıyor. Güzel olur diye düşündüm onlar için. Bunun çileklisi de vardı ama çileklisi yokmuş. Bunu bulmuş sadece. Bundan almış. Bir de şundan bulursan alır mısın demiştim. Bunun galiba yeşil limonlusu. Bir de portakallısı mı ne vardı? Orman meyvelisi. Deneyelim bir dedim. Bir de Fruity'nin normalde meyveli sodalarını ben çok beğenirim. Bunu da bir denemiş oluruz dedim. Böyle Emrah'tan istediğim bunlardı. Bir de zeytin ve pirinç vardı. Onları zaten yerine yerleştirmiştim. Silip temizleyip bunları kaldırayım. Defterleri falan güzelce sileyim. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Artık kalkacağım. Yemeklerimi yapmaya başlayacağım. Küçük bir soğan vardı. Onu kavurdum. Sonra salçayı da kavurdum. İçine de doğradım. 2 orta boy patatesi de ekledim. 1-2 de onu çevirdim. Bu arada baharatlarını da ekledim. Pul biber, tuz ve kuru nane ekledim. Güzel oluyor. Üzerine sıcak su ekleyeceğim. Bunu bu şekilde pişireceğim. Pirincimi de ısladım. Bir de ne oldu size de göstereyim. Görüyor musunuz borcamı? Yani azıcık bir şu kenara vurdum makineden çıkarırken. Kırıldı böylece. Bir de etrafı falan toparladım. Makinenin içinde temizledim. İş çıktı yani. Neyse ki başka bir sıkıntı yok. Allah'a çok şükür. Nazar çıktı mı diyelim, ne diyelim. Evet, böyle de bir şey yaşadım. Şimdi yemeğimi suyuna koyabilirim. Yanına da turşu mu olsa sadece, yoğurt mu koysam, salata mı yapsam, cacık mı yapsam, böyle bir kararsız kaldım. Cacığı da bayağıdır, baya oldu yemeyeli. O yüzden bir cacık mı yapsam özledim de cacık yemeği. Evet, altımı kısayım. Arkadaşlar, tereyağı ve sıvı yağ karışımının içine şehriye koydum. Harpa şehriye yerine bu sefer yıldız şehriye koyayım dedim. Değişiklik olsun. Onu güzelce kavurdum. Rengi de döndü. Şimdi pirincimi de güzelce yıkadım. Onu ekliyorum. Biraz da böyle kavuracağım. Suyunu ekledim. Tuzunu da ekledim. Şöyle yine bir karıştırıyorum. Altını kısıp kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Yemekler piştikten sonra da size menümü göstereceğim. Cacık yapmaktan vazgeçtim. Çünkü 2 tane Çengelköy salatalığım kalmış. O da çok az olur dedim. Neyse kalsın. Yoğurt koyarım. Bir de turşu koyarım. Menümüzü böyle tamamlamış oluruz. Allah bereket versin, öyle değil mi? Yemeklerimi pişirdim. Bugünün menüsü de hazır. Birazcık yemeklerim dinlensin. Hemen soframı da kuracağım. Dediğim gibi yoğurt ve turşu ekleyeceğim ekstradan. Şurada da çocukların öğlen yediği kuru meyveli kek var. Evet, bugünün menüsü böyleydi. O zaman şimdiden bize afiyet olsun.
Biz yemeğimizi yedik. Mutfağımı da toparladım. Ocağımı da sildim. İçeriye gitmeden şöyle oturayım dedim. Su aldım yine yanıma. Suyumu içeceğim. Sonra çocuklarla film keyfi yapacağız. Videomu da ben artık burada sonlandırayım arkadaşlar. Ne kadar bir video oldu bilmiyorum ama inşallah sıkılmadan keyifli izlediğiniz bir video çıkmıştır ortaya. Videomu daha sonlandırmadan önce İzmir'e çok ama çok geçmiş olsun. İstanbul'da yaşayıp birçok büyük depreme şahit olmuş biri olarak neler hissettiğinizi, ne kadar korktuğunuzu o kadar iyi biliyorum ki. Çok ama çok geçmiş olsun. Ve cuma günü çok yazan da oldu. İşte Tuğba deprem orada da hissedilmiş, siz hissettiniz mi falan diye. Ben hissetmedim arkadaşlar. Çünkü o gün benim için nedense böyle hareketli bir gündü. Hem video çektiğim hem videoyu dahil edemediğim bazı işlerim falan vardı. Onları yaparken zaten o süreçte elime hiç telefonu da alamadım. Ayakta olduğum için de sanıyorum ki hissetmedim. Telefonu elime alamadığım için hani neler oluyor, ne bitiyor bilmiyordum. Bir de biliyorsunuz haberler falan bizlerin artık yavaştan anlamaya başladığından itibaren haberler falan izlemiyoruz arkadaşlar. Çünkü çocuklar çok etkileniyor. Yani biz yetişkinler bile psikolojik olarak ne kadar etkileniyoruz, üzülüyoruz. Özellikle çocuklar çok farklı düşünebiliyor. Olayları daha farklı şekilde algılayabiliyor falan. O yüzden hani biz haberleri, gündemi İşte haber sitelerinden falan takip ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum merak edip sorduğunuz, yazdığınız için. Çoğu arkadaşa da geri döndüm zaten. Allah'ım herkesi korusun. Herkesi korusun Rabbim. Daha fazla felaket görmeyiz inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki videoda görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.